Merhaba, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Açık Oturum'un bugünkü konusu geçim derdi. Hemen hemen hepimizi ilgilendiren bir başlıkla karşınızdayız. Son olarak en düşük emekli maaşının açıklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. TÜİK şaka yapar gibi ev kiralarının yaklaşık 6 bin, muayene ücretinin yaklaşık 44 lira olduğunu açıkladı. Geldiğimiz noktada şu gerçekle karşı karşıyayız oysa ki Türkiye'de ailelerin %70'ten fazlası ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Bunu kim söylüyor? Bakın, bunu söyleyen ne sendikalar, ne muhalefetteki siyasi partiler, ne de biz. Bunu söyleyen OECD. OECD verilerine göre durum böyle. %70'i geçim sıkıntısı çekiyor Türkiye'de yaşayanların. Hepsine tek tek bakacağız. Önce ama konuklarımı tanıtmak istiyorum size. Stüdyoda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuğum. Yine Zoom üzerinden de Profesör Doktor Haluk Levent konuğum olarak karşımızda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Arzu Hanım merhaba. Keşke hocam stüdyoda olsaydım ben de. Evet. Bekledik aslında sizi stüdyoya, evet. Ya maalesef bir işim çıkınca karşı tarafa, Anadolu yakasına geçmem gerekti. O yüzden gelemedim. Peki, biz böyle de yine önemli olan sizin söyleyeceklerinizi dinlemesi izleyicilerimizin. Şimdi elbette en düşük emekli maaşı 12.500 liradan başladık ama bunun çarpan etkileri var. Konuşacağız. En başta işsizlik maaşı 17.002 lira. 2 liramız da var orada. Yani en düşük işsizlik maaşının 17.000 lira olduğu bir yerde bir emekli 12.000 lirayla nasıl geçinecek vesaire sorularını bir kenara bırakalım. Bununla bitmiyor çünkü. Sizinle başlayalım önce. Şöyle ki DİSK'in açıkladığı Haziran ayı verileriyle başlayalım. Son derece ürkütücü rakamlar karşımıza çıkanlar. O açlık sınırı 14 kişilik aile için 19.044 lira. Yoksulluk sınırı 65.874 lira. Bugün kaç kişi 65 bin lira maaş alıyor, ayrı bir konu. Ve bir kişinin yaşam maliyeti, yoksulluk sınırı 30.604 lira. Şimdi siz yakın zamanda bir de Ankara'da 3 sendika bir araya gelerek de bir çağrıda bulundunuz. İnsanlar nasıl yaşayacaklar bu tabloyla ve siz neyle karşı karşıya olduğumuzu biraz tarif eder misiniz bize? Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek gerekir. Sizin de açılışta söylediğiniz gibi bugün Türkiye'nin temel gündemi geçim meselesi. Milyonlar açısından bu böyle. Zaten bütün rakamlar da bunu söylüyor. Ve bu aslında Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere. Düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek üzere kurulu. Yani ücret politikası böyle, vergi politikası böyle, kur korumalı mevduattan, işte bütün hükümetin politikalarına baktığımızda bunu görüyoruz. Ve bugün yaşadığımız bu ağır tablo, yani açlık sınırının, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının 19 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 65 bin liraya dayandığı yerde bir ortalama ücret olan asgari ücretin 17.002 lira olduğu, en düşük emekli aylığının işte İTKK 12.500 lira olmasının planlandığı bir süreçte yaşadığımız bu tablo tesadüfen ortaya çıkmış bir şey değil. Yaşadığımız bu tablo ülkeyi yöneten iktidarın, ekonomi kurmaylarının ya da işte ekonomi bakanlarının iş bilmezliği, beceriksizliği falan da değil. Yani 22 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın tercihlerinin, politikalarının sonuçlarını yaşıyoruz bugün ve çok ağır bir biçimde yaşıyoruz. Özellikle 2018 yılının son çeyreği itibariyle işte döviz kriziyle beraber başlayan, 2021 yılının son çeyreği itibariyle başlayan ve giderek daha da ağırlaşan bir tabloyu yaşıyoruz biz. Ve aslında bunun bir yanı da 2018 yılı itibariyle Türkiye'nin işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında girdiği yeni rejimle de çok ilgisi var. Yani demokrasinin bütün kırıntılarının ortadan kaldırılması da çok doğrudan bir ilişkisi var ama bugün gerçekten Cumhuriyet tarihinin belki de en ağır ekonomik tablosunu yaşıyoruz. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler açısından. Herkesi yoksullukta eşitleyen bir politika izleniyor bugün. Yani en düşük ücret olan asgari ücret, ki bugün Türkiye'de asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var, bir ortalama ücret haline geldi. Yine en düşük emekli aylığı işte 12.500 lira olacak şimdi. 10.000 liraydı daha önce. Emeklilerin çok büyük bir kısmı bu rakamda hayatını sürdürmeye çalışacak. Yani herkesi yoksullukta eşitleyen
izleyen bir politika izleniyor ve bütün ücretlerin reel olarak alım gücü olağanüstü derecede düşüyor. Bunun da nedeni şu, Türkiye'de bütün emek gelirleri, emeklisi, kamu çalışanı, işçisi, herkes açısından bütün emek gelirleri, ki Türkiye bir ücretler toplumu artık. Yani 1960'ların 70'lerin Türkiye'sinde değiliz. Türkiye toplumunun 1/4'ü ücretiyle hayatını sürdürüyor ve Türkiye'de bütün emek gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamı üzerinden belirleniyor. Ve enflasyon doğru ölçülmediği için Türkiye'de bugün... Onun zaten birazdan evet, konuşacağız. Enflasyon doğru ölçülmediği için TÜİK'in açıkladığı enflasyonla gerçek enflasyon arasında çok büyük bir fark olduğu için ve bütün gelirlerde, emek gelirleri de bu resmi enflasyon verisi üzerinden belirlendiği için olağanüstü derecede yoksullaşıyoruz. Yani bugün yaşadığımız tablo maalesef bu. Milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanının, emeklinin artık hayatta kalmak, yaşam mücadelesi verdiği ve geçim derdinin temel mesele haline geldiği bir süreci yaşıyoruz. Yani çok özür dilerim. Siz dediniz ya şimdi TÜİK verileri. TÜİK diyor ki muayene ücreti yaklaşık 44 lira. Biz yayına girmeden önce sizinle konuştuk. Limonun kilosu 90 lira. Evet. Şimdi evet. Yani arada hakikaten. Yani, çünkü evet. TÜİK biliyorsunuz rakamları da açıklamaktan vazgeçti. Evet. Yani tam da Türkiye'nin yüksek enflasyonlu sürece girdiği dönemde yıllardır açıkladığı enflasyon rakamını hesaplarken kullandığı madde fiyat listesi diye bildiğimiz enflasyon sepeti diye bilinen rakamları da açıklamaktan vazgeçti 2022 Haziran'ından bu yana. Yani biz TÜİK bu enflasyon rakamını belirlerken neye göre belirliyor? Bunu da kıyaslayamıyoruz artık. Domatesin, patatesin fiyatını veya diğer 400'den fazla maddenin fiyatını da artık açıklamaz oldu. Verileri de karartıyorlar. Bununla ilgili biz 2022 Haziran'ından beri bütün kamuoyu artık biliyor. DİSK ile TÜİK arasında amansız bir hukuk mücadelesi var. Yani biz ilk günden itibaren hemen başvurularımızı yaptık. CİMER üzerinden vesaire vermediler bilgileri. Süreci yargıya götürdük. Ankara 6. İdare Mahkemesi açık bir karar verdi. Dedi ki TÜİK bu rakamları açıklamak zorundadır. Görevidir TÜİK'in dedi. Ona rağmen açıklamadılar. Karar kesinleşti. İstinaf süreci de bitti. Her şey bitti. Yani bütün yargı yolları tükendi. Ona rağmen TÜİK bu rakamları açıklamamakta ve enflasyon rakamına da sürekli olarak düşük açıklayarak, baskılayarak ekmeğimizi de oynamaya devam ediyor. Bununla ilgili en son bir suç duyurusunda bulunduk TÜİK yöneticileri hakkında. Savcılık bu suç duyurusu talebimizi de işleme dahi almadı. En son Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk bu konuda. Yani bu hukuk mücadelesi daha devam edecek. Çünkü mesele sadece o rakamı açıklayıp açıklamamak değil tabii. Teknik bir konu değil bu. Yani TÜİK bu ülkenin 90 yılı aşkın, yanılmıyorsam 1926'da kurulmuş Cumhuriyet'in ilk kurumlarından bir tanesi. 90 yılı aşkın çok önemli bir birikimi olan, geleneği olan son derece önemli bir kamusal kurum. Kamu kurumu ve kamusal bir hizmet yürütüyor. Ve milyonların ekmeği TÜİK'in rakamı üzerinden belirleniyor. Yani hem bu rakamı baskılayacaksınız hem de verileri bile karartacaksınız. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki TÜİK'in sürekli niye verileri açıklamadığıyla ilgili 3 farklı açıklaması oldu bu 2 yıl içerisinde. 3 de birbirinden farklı. Evet, önce dediler ki işte kamuoyunda yanlış değerlendirmeleri yol açıyor. Niye yanlış değerlendirsin? Sonra dediler ki daha da komik, bu veriler elimizde yok. O zaman enflasyonu nasıl hesaplıyorsunuz? En son yaptıkları açıklama daha da vahim. Yani birbiriyle çelişen, ciddiyetten uzak bir tutum söz konusu. Biz hem TÜİK yönetimini hem Maliye Bakanlığı'nı, ülkenin ekonomi yönetimini, ülkeyi yöneten siyasi iktidarı bu konuda verileri karartmaktan vazgeçmeye, yargı kararlarına, hepimiz için bağlayıcı olan yargı kararlarına uygun bir biçimde verileri paylaşmaya ve enflasyonu da doğru ölçmeye ve bu şekilde de işçinin, emekçinin, halkın sofrasındaki ekmeğin her gün biraz daha küçülmesine yol açan bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Buna da devam ediyoruz. O zaman Haluk Levent'e soralım, bu enflasyon verilerini TÜİK neye göre ölçüyor? Burada baz alınan, çünkü maaşlara yapılan zam da bunun üzerinden belirleniyor. Değil mi? Yani herkesin, yani ben limonu 90 liraya kilosunu alıyorum. Hatta şöyle daha da özetleyelim, belki 2 limona verdiğim parayla TÜİK diyor ki sen doktora gidip muayene olabilirsin diyor bana. Oysa 2 limona verilen paranın karşılığı. Bu arada ben çok yakın bir zamanda üniversite hastanesinde bir göz muayenesine gittim. Ve 2500 lira ödedim vezneye, ondan sonra doktora muayene olabildim. Yani nereden tutarsanız tutun, hakikaten özel doktordan söz etmiyorum. Üniversite hastanesinin göz hekimine verdiğim para 2500 lira benim. Nerede yaşıyor TÜİK?
Şimdi şöyle, 2 haftadır bu mesele üzerine konuşuyoruz aslında. Şimdi 2 haftanın sonuç cümlelerini şöyle bitirdik. Aslında TÜİK enflasyonu ölçmüyor. Enflasyona bir değer ataması yapıyor. Neden bu kadar? Çünkü aslına bakarsanız dünkü ağır ekonomik programında çok uzun uzadı ya. Yani herhalde 40 dakika falan bu enflasyon ölçümü üzerine bir takım slaytlar da göstererek konuştuk. Dolayısıyla önden çalıştık aslında biraz Öner'le birlikte, Öner Hoca ile birlikte. Orada aslında sizin bahsettiğiniz DİSK'in mahkemeye taşıdığı mesele çok önemli bir sorun alanı, güncel sorun alanı. Ama TÜİK Başkanı'nın o basına sızan konuşmasından anladığımız kadarıyla biz zaten TÜİK'in enflasyonu nasıl ölçtüğünü de bilmiyormuşuz. Orada çünkü dolayısıyla aslında temel sorunlar alanları daha da fazlalaştı. Neden böyle konuşuyorum? Şimdi bir istatistik enstitüsü bir güvenlik abidesi olmak zorunda değil mi? Yani bir kere başkanı öyle olur olmaz konuşmaması lazım. Konuştuğu zaman da doğru bilgi vermesi lazım. Ama bu da yeterli de olmaz. Biz uluslararası standartlarda ölçümlerin nasıl yapılacağı belirlenir. Bu belirlemenin de işte Birleşmiş Milletler çatısı altında Eurostat gibi, BLS gibi uluslararası kurumların ve bu konuyla ilgili uzmanların sık sık yani 2 yılda bir kongrelerde yaptıkları tartışmaların sonucunda belirlenen prosedürlerle çalışır. Niye bu önemlidir? Çünkü eğer istatistik kurumları bu prosedürlere uymazlarsa o zaman verilerin uluslararası çapta karşılaştırılabilirliği kalmaz. Dolayısıyla TÜİK de bunlara uymak zorunda. Bu prosedürlerin de açık ve şeffaf olması gerekiyor. Yani her üretilen veri için o verinin nasıl üretildiğine dair teknik olarak ismi meta bilgi olan bir nasıl söyleyeyim manual vardır. Yani bir baktığınız zaman evet tamam bu veriyi şöyle 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 üretiyormuş bunlar deriz. Ayrıca da onun kendi iç ve dış kalite kontrol mekanizmaları vardır. Oradan da işte kurumsal güven ortaya çıkar. Şimdi biz şimdiye kadar TÜİK'in verileri toplarken en kritik nokta burası çünkü verileri toplarken şöyle hareket ediyordu. Bunu dün ayrıntılarıyla konuştuğumuz için aşamaları hızlı hızlı gideceğim. Yani bir enflasyon hesabı nasıl yapıyor? Birinci aşama hane halkı bütçe anketidir. Bu bütçe anketinde belki TÜİK'in yaptığı en zor, en netameli ankettir. Çünkü bir haneye gidilir, o hanenin bütün harcamaları yazılır falan filan. Burada bir örneklem tespiti, plan oluşturması, şusu busu. Bu bütçe anketi her yıl yapılıyor. Ve bütçe anketinden harcama kalıpları çıkıyor hane halkı. Bu harcama kalıplarında da yer alan ürünler nasıl söyleyeyim ağırlık şey yapıyor harcama ürünler bir sıraya konuyor bütçe içindeki ağırlığına göre ve bu ağırlık %85-90'a geldiğinde de duruluyor. Bu aşağı yukarı Türkiye'de 406 tane ürün grubuna tekabül ediyor. Yani ürün grubu diye altını çiziyorum. Çünkü bizim karşı karşıya olduğumuz fiyatlar kullanılan sınıflandırma, COICOP sınıflandırması olduğu için sizin limon işte bilmem ne falan dediğiniz şey COICOP'ta 10 dijitlik bir koda sahip. Yani çok ayrıntılı. Bu seviyede milyonlarca fiyat var tabii takdir edersiniz ki. Ama bu yavaş 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 toplanır ve bu toplanma sırasında fiyattan kopar endeks rakamına dönüşür. Bunun da prosedürü bellidir uluslararası standartlarda. Şimdi TÜİK'in açıkladığı veri ve sonradan 2022 Nisan ayında en son açıkladı. Dolayısıyla 2022 Mayıs'tan beri açıklamaktan vazgeçtiği şey 406 mal grubu COICOP'taki 4 dijitlik seviyeye tekabül ediyor. Yani biz oraya baktığımızda limon fiyatını görmüyoruz da işte benzer ürün gruplarının bir şekilde endeks rakamına dönüştürülmüş halini görüyoruz. Ama sonuçta bir rabıta olması lazım tabii bunun içerisinde. Yani bir akıl dışılığın olmaması gerekiyor. Şimdi TÜİK bunu açıklamaktan vazgeçti.
Ama bundan önce daha önemli bir şey yaptı. TÜİK bölgesel fiyatları açıklamaktan vazgeçti. Bakın bu son derece önemli. Çünkü Türkiye'de istatistik bölge birimi sınıflandırmasına göre 12 ve 26 iki düzey var. 12 ve 26 bölge var. Üçüncü düzey artık ilk seviyesi oluyor. TÜİK'in genellikle yaptığı anketlerin temsil düzeyleri 26 bölgeyi içerecek şekilde, yani 26 bölgede davranış kalıplarını bu hane halkı bütçe anketinden TÜİK çıkartabiliyor. Dolayısıyla buralarda sepet oluşturup fiyatları izleme durumuna sahip. Bunu yapıyordu 2003'ten beri. Biz o zaman TÜİK'teki arkadaşlarımızı biliyorsunuz, ben 98'den beri TÜİK'in içerisindeydim. 4-5 yıl öncesine kadar. Artık şimdi çağırmıyorlar pek. Çok yakından takip ediyorduk ve arkadaşlarımızla, ya arkadaşlar bakın, bu 2003'te siz bütün endeksleri yüzden başlattınız. Dolayısıyla biz bölgenin içerisindeki fiyat artışlarını, fiyat gelişmelerini takip edebiliyoruz ama bölgeler arasındaki o başlangıç eşit dediğiniz için fiyat seviyelerini, başlangıç farklarını takip edemiyoruz. Bu da rahatsızlık verici. Bunu düzeltelim derken TÜİK hop birdenbire hiçbir şey yayınlamaya başladı. Niye yayınlamıyorsun diye sordum. Eurostat istemiyor dedi. Ya Eurostat istemiyor olur mu? Eurostat'ın bölge en temel şey. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu'nun bütün yardımlar, hibeler, işte karar süreçleri falan bölge üzerinden gider. Ve Türkiye'de de 26 tane NUTS-2 bölge ve Eurostat'ın devasa bir Kronos isimli bölgesel veri tabanı var. Yani bu akla aykırı. Ayrıca Eurostat istemiyor olabilir. Biz istiyoruz. İhtiyacımız var. Çünkü bizim bölgeler arası farklılık düzeyimiz olağanüstü yüksek. Bu bize Yani ne, bunu bilmek bize neyi sağlayacak? Bölgeler arası farklılığı şöyle, bilmek. peki bölgesel fiyatlar, şimdi şöyle, bölgesel fiyatları açıklamaktan vazgeçtiğiniz zaman spekülasyon yapacak olursak karartma daha kolay oluyor. Çünkü sonuçta açıklanan tek bir rakam olduğu zaman o tek rakam, kabaca Türkiye'de 5 tane fonksiyonel bölge var diye bakıyoruz. 5-6 tane fonksiyonel bölge var diye bakıyoruz. Bunun en az gelişmişi, küresel ölçekte en az gelişmiş ülkelerin ekonomi yapısına denk düşen bir şeyde. Yani iktisadi faaliyetin altyapısının fiilen olmadığı diyorum ben, ama çok zayıf olduğu diyelim bir bölge. Öteki en gelişmiş bölge ise Avrupa Birliği'ne üye Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilecek bir iktisadi yapı var. Şimdi siz bu kadar farklı ekonomik yapılara sahip yerlerden topladığınız fiyatları, işte davranış kalıplarını, tüketim kalıplarını falan bir potaya atıp oradan tek bir rakam çıkartırsanız, o çıkarttığınız rakam zaten hiçbir şeyi temsil etmiyor demektir. Ama o Şimdi hiçbir şeyi temsil etmeyen veri üzerinden de bizim evet. yaşam standartımız belirleniyor. Evet, bir bu yanı var. İki daha önemli bir mesele var. Şimdi bu ikinci aşama, işte sepeti oluşturmak, ürün ağırlıklarının oluşturulması falan filan. Üçüncü aşama ise artık anketten ayrışıyoruz. Anket çünkü yılda bir defa devreye giriyor ve ağırlıkları ve hangi malların takip edileceğini gösteriyor bize. Onlar zaten çok fazla değişmiyor mallar. Üçüncü aşama fiyat verilerinin toplanması. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer bence burası. Burada bir sınıflandırma yapmak gerekiyor. O COICOP. Biz Avrupa Birliği'nin istatistik alanında olduğumuz için COICOP'u tercih ediyoruz. Veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi. Bakın biz bu yöntemin mağazaları ziyaret ederek yapıldığını falan biliyorduk. Çünkü öyle yazıyordu. Eurostat'a gönderdikleri belgede de öyle yazıyor. Aslına bakarsanız büyük ölçüde. Daha doğrusu üstü karartılmış. Şimdi Sayın Başkan'ın sunumundan gördük ki verilerin, yani fiyatların %50'si sahadan toplanıyormuş. Diğer Yüzde %50'si. efendim Diğer %50'si. %45'i barkod verisi diyor. Yani aslına bakarsanız teknolojik olarak daha gelişmiş gibi gözüküyor. Daha gelişmiş bir veri tabii. Yani barkod verisi dediğimiz seçilen mağazalardan, bunun altını çiziyorum, zincir mağazalardan sürekli akan yüksek frekanslı milyonlarca kaydı içeriyor. Ama hem fiyat hem volüm olduğu için de çok kıymetli bir veri. %5'i de web scraping dediğimiz internetten fiyat toplama. Yani
TÜİK başkanının sabah akşam yemeden içmeden eleştirdiği ENAG'ın yaptığını yapıyormuş TÜİK. %5'inde. %45'te ise scanner, şimdi ben tabii scanner verisini uzun zamandır biliyordum, TÜİK'in topladığını takip ediyordum. Ne yaptık? Peki bunun böyle kıymetli bir veri ama enflasyon hesabında genelde kullanılmayan bir veri. Neden kullanılmıyor bu kadar kıymetli veri madem? Çünkü bunun ortaya çıkarttığı çok sayıda teknik problem var ve ben bütün o kongreleri, şunları, bildirileri, tartışmaları falan takip ediyorum. Scanner veri üzerine de özellikle duruyordum. Dünyada standart olarak tanımlanmış bir prosedür yok. Neden? Çünkü bu mesela mağazadan toplanacağı zaman bazı verileri ayda 3 defa ziyaretle toplanıyor. Bazı veriler ayda 1 defa ziyaretle toplanıyor. Orada diyoruz ki bir kural olarak bir mağazaya gidilecekse o mağazaya ayın hangi günü gidileceği, saat kaçta gidileceği çok önceden, yıllar öncesinden belirleniyor. Her ay aynı zaman diliminde ve aynı gün aynı mağazaya gidiliyor, fiyat alınıyor. Bu işte hani o vay ucuzluk vardı, telefon ediyor önceden falan filan gibi şeyleri ortadan kaldırmak için kullanılmış bir prosedür. Bunu yaptığını biliyoruz. Ama şimdi akan bir veri varsa bu akan verinin frekansını nasıl tanımlayacağız? Ya TÜİK nasıl yapıyor bunu? Hiçbir yerde yazmıyor. İki, bu veriler üzerinde işte dün gösterdim. Mesela bazı web siteleri var. Oraya giriyorsunuz. Evet. Özdeş bir üründe fiyat farklarını, yani size bütün fiyatları önünüze getiriyor. Mesela bir litre ayçiçek yağı için %80'e varan fiyat farkı var. Evet. Nasıl tek bir hale getiriyorsunuz? Daha önemlisi, hadi bunu peki başka acaba bizim bilgimiz dışında bir prosedür geliştirdi de herkes uyguluyor mu diye gittim Almanya'ya bak. Değil mi? Almanya Evet. sonuçta teknolojisiyle bilinen, gelişmiş kurumsal yapılarıyla bilinen bir ülke. Onu da dün gösterdim. Almanya şeyle ilgili bu scanner verisiyle ilgili olarak aynen şunu söylüyor. Bununla birlikte tüketici fiyat endeksinin hesaplanmasına yönelik mevcut yaklaşımla karşılaştırıldığında scanner verilerinin kullanımı metodolojik, organizasyonel ve teknik nitelikte tamamen yeni zorluklar ortaya koymaktadır. Federal İstatistik Ofisi şu anda scanner verilerinin devam eden istatistik üretiminde kullanılabileceği yöntemleri araştırıyor. Mevcut satın alma davranışına ilişkin bulgular basın bültenlerimizde yayınlanmaktadır. Metodoloji ve veriler niteliğine ilişkin detaylı bilgiye bilimsel dergimiz Vista'nın aşağıdaki makalelerinde ulaşabilirsiniz diye 2019 Evet. 21 makale veriyor. Yani Almanya Evet. bu prosedürü bulamamış. O yüzden diyor ki ben bu verileri kullanmıyorum. Ama Enflasyon biz hesabı. kullanıyoruz. Şimdi hocam isterseniz şöyle bir noktaya bağlayalım bunu. Yani böyle bir somut olarak çok net bütün çerçevesini çizdiniz. TÜİK'in verilerinin neye göre hazırlandığı ortada. Ama bir yandan da bu ülkede çalışanların, işçilerin, emekçilerin durumu da ortada. Bütün bunların geldiği bir nokta var. İsterseniz bir sizinle bir devam edelim bu noktada. Bu net çerçeve ye baktığımız zaman gördüğümüz fotoğrafı dilerseniz önce bir sokakta insanlar nasıl etkileniyor bir bakalım. Eda Nur Tanış çıktı ve herkese sordu. Özellikle de bu en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasından sonra insanlar ne durumda ve TÜİK'in bu yaptığı kimi nasıl etkiliyor üzerinden devam edelim. Arkadaşlarım ekrana getirsin lütfen. Ya ben fark ettiğiniz etten diyorsa ben ona razıyım. Çok verle yarısını geri alsınlar. 12.500 lira sen bu veren acaba kaç lirayla geçiniyor? Harca bitmez. Bizi pek insan yerine koymuyorlar. Utanmasak çöplüğe gideceğiz. Sadaka yardımı. Siz geçinebiliyor musunuz emekli maaşıyla? Çekirdek parası.
Yani çalışmasam açım. Ben ev hanımıyım. Eşim de emekli. Emekli maaşı 12 bin, 15 bin olsa dahi olmaz. Yani şu konumda, şu durumda asla ve asla olmaz. Ev kirası 7 bin lira. Kira olmalı. Elektrik, su, doğalgaz, telefon. Diyorum ya, çocuklarım bakıyorlar. 12 bin lirayla nasıl geçineceğiz? Pazara ya da markete gittiğiniz zaman harcadığınız para en düşük 1000 lira, 2000 lira. Ayda 4 kere markete gitseniz 2, 4, 6, 8 verdiği para 12 bin lira. Oldu ki bir insan kirada oturuyor 15 bin lira. 8'de market masrafı 15-23 yaptı değil mi? Başka bir nedene gerek var mı? Yani açlık sınırının 20 bin liraya yaklaştığı bir yerde 12.500 lira emekli maaşı olur mu? Geçim yok. Yani kendileri milyon dolar yiyorlar. İşçiye, emekçiye gelince çay kaşığıyla veriyorlar. Ben 6 bin lira kira veriyorum. Nasıl olacak? O da en cüzdan adığı yerde oturuyorum. Yani benim gibi binlerce emekli var. Geçinemiyor musunuz? Ya nerede geçineyim ben? 10 bin lirayla nasıl geçinecek? Ellerim titriyor ya, böyle bir şey var mı? Ya eğer bu insan kiradaysa, eğer başka geliri yoksa cami önünde bir mendil açsın. Yani başka çaresi yok yani bu işin. Ne olacak 12.500 lira? Pazara gidiyorsun, en ucuz meyve 60-70 lira. Bu ne alacak, ne yiyecek? Milletle dalga geçiyorlar. Herkes sandığı bekliyor. Güle güle demek için. Bütün emekliler de birlik olacak inşallah. Vatana yeterince ihanet ettiler. Artık bu millet bir sallanırsa saray marayda kalmaz. Şimdi... Burada temel olan şey insanların geçinemiyor olması, ki bu sadece emeklilere uzatılmış bir mikrofon. Çalışan da yoksul. Sizin verdiğiniz rakamlara baktığınız zaman da zaten bunu net görüyoruz dedik ya. Yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 65.874 lira diyorsunuz. Kaç kişi 65 bin lira maaş alabiliyor bu ülkede? Şimdi çalışan için böyle, emekli için böyle, öğrenci için böyle, işçi için böyle, memur için böyle. Şimdi toplumun zaten OECD rakamlarıyla girmiştik. %70'i geçim sıkıntısı çekiyor dedik. Yani... Siz sokaktaki insana sendika olarak nasıl dokunuyorsunuz? Nasıl bir bağınız var? Sadece işçilere bile, işçiler açısından elbette sorabiliyorum size ama diğer sendikalarla da dirsek temas halindesiniz, memur sendikası vesaire. Yani bu insanların yarını ne olacak ve siz ne diyorsunuz? Hakikaten soruyu soramadım yani. Hakikaten çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlar geçinemiyor, geçinemediğini söylüyor. Akşamda oturunca kimi makarnasını yiyor, kimi çorbasını içiyor ama evlere artık protein girmiyor. Evet, insanlar geçinemiyor bugün. Çünkü rakamlar da çok açık bir biçimde bunu söylüyor. Yani teknik tartışmalarda bir tarafa, yani bu ülkede herkes, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yani gerçek enflasyonun ne olduğunu da biliyoruz. Her gün çarşıya, pazara gidiyoruz. Evimize elektrik faturası, su faturası geliyor. Herkesin geliri ortada. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı rakamları ortada. Bu ülkede ne bir ortalama ücret haline gelmiş olan, yani bütün dünyada sembolik bir ücret olan asgari ücret, bugün Türkiye'de ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalışıyor ve bu rakam 17.002 lira. Ne 17.002 lira bir asgari ücretle geçinilebilir, ne emekliler açısından ucube bir sistem, işte hazineden tamamlama 10.000 liraydı, şimdi 12.500'e yükseltilmesi düşünülüyor, ne de o rakamdaki bir ücretle emeklilerin geçinebilmesi mümkün değil Türkiye'de. Sizlere hiç söylemiyorum. Yani işsizlik maaşı alabilmek bu ülkede dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Dolayısıyla bugün geçim derdi milyonların meselesi. Ve biz 2 yıldır DİSK olarak, yani özellikle bu yüksek enflasyonlu süreçle beraber 2 yıldır gelirde adalet, vergide adalet mücadelesi veriyoruz. 2 yıldır sürekli bütün mücadelemiz, bütün programlarımız. Zaten buydu. Evet, en son İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yani hem gelirde adaletin sağlanması için yapılması gerekenleri anlatıyoruz, konuşuyoruz. Örneğin Türkiye'nin bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılması lazım. Asgari ücretin kaç lira olduğu değil bugün bizim meselemiz. Artık rakamların peşinde de koşmak istemiyoruz. Ama Türkiye'nin bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılmasının yolu sendikalaşmanın, sendikal hakların kullanımının öndeki engellerin kaldırılmasıdır diyoruz. Çünkü bir ülkede toplu sözleşme kapsamı ne kadar darsa, sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa asgari ücrette çalışanların oranı artar. Yine en düşük emekli aylığı en azından asgari ücret düzeyine yükselir.
gitsin diyoruz. Çünkü emekli aylıkları Türkiye'de 2008 yılında AKP tarafından çıkartılan yasayla beraber çok sistematik bir biçimde düşmeye başladı. Bunu o zaman da söyledik, yapmayın dedik. Eğer siz bu yasayı bu haliyle çıkartırsanız emekli aylıkları asgari ücretin bile neredeyse yarısına düşecek, onun da altına gerilecek dedik ve şu an bunu yaşıyoruz. Çünkü aylık bağlama oranı düşürüldü, güncelleme katsayısı düşürüldü, emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşürüldü. Yani emekli aylıkların alt sınır düşürüldü. Böyle olunca da işte şu an 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira kök aylığı olan emekli aylıkları var. Artık insanlar öğrendi bunu, kök aylığı falan hepimiz biliyoruz. Biliyoruz evet. O kadar düştü ki artık böyle pansuman tedbirler, işte bir ikramiye çıkarttılar iki tane bayramda. Bir de işte hazineden tamamlama diye ucube bir sistem. Niye hazineden tamamlıyorsunuz? Herkesin kök aylığını yükseltin. En düşük emekli aylığını en azından asgari ücret düzeyine yükseltin ve intibak yasası dediğimiz o geçmişe dönük kayıpları da giderecek bir biçimde bir emekli aylığı sistemi oluşturalım ve bütün emekliler, çünkü hepimiz için Göksel Hanım, yani belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacak bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere, yani siz üniversite hastanesine gittiğinizde eğer emekliyseniz para ödemeden sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimiz için temel yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak görevidir. Devlet yöneten iktidarın görevidir, evet. Sorumluluğudur. Yani emeklilik bir yük falan değil ama bizim emekli aylıklarıyla ilgili bütün parametrelerimiz özellikle son 20 yılda olağanüstü derecede kötüleşti. Yani örneğin ortalama emekli aylığının kişi başına milli geliri oranı 2000'li yılların başında Türkiye'de %50'ler düzeyindeyken şimdi %27'lere geriledi. Asgari ücretle kıyasladığımızda aynı şekilde, yani bütün emekli aylıkları çok sistematik bir biçimde geriledi. Evet. Ne emekliler bu parayla geçinebilir özetle, ne çalışanlar bu ücretle geçinebilir. Türkiye'nin temel meselesi bu. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Yani bugün Türkiye'de hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer 85 milyon insanın insanca yaşatmaya yeter de artar bile. İşçileri, emekçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, kadınları, gençleri, çocuklarımızı, yeter ki adaletli bir bölüşüm olsun. O yüzden gelirde adalet diyoruz. Ve dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu bir ülkede, çünkü kaşıkla alınanın kepçeyle verilenin, kepçeyle değil artık kazanla geri alındığı bir süreci yaşıyoruz. Vergide adalet diyoruz. Milli gelirden aldığı pay var mı elinizde? Tabii ki. Olarak. Şunu söyleyeyim. Emeği de geçinenlerin toplam milli gelirden aldığı pay Cumhuriyet tarihinin en kötü düzeyine, %30'ların altına geriledi. Ben yine iyimser bir rakam söyleyeyim size. %30'ların altına geriledi ve bu gerileme son yılların bir gerilemesi. Yani Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve Türkiye işçi sınıfı çok çalışıyor. En uzun çalışan ülkelerden bir tanesiyiz. OECD ülkeleri içerisinde bir tek Kolombiyalı işçi kardeşlerimiz bizden biraz daha uzun çalışıyor. Çok uzun çalışıyoruz, verimli çalışıyoruz, üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Şimdi enflasyon var, yüksek enflasyonlu bir süreç. Hükümet diyor ki ücretleri artırmayacağız. İşte 2 yıldır yüksek enflasyon nedeniyle yıl ortasında biliyorsunuz asgari ücret güncelleniyordu. 2024'te bunu yapmayacağız diyorlar. Mesele sadece asgari ücretin güncellenmesi, artırılması değil. Bütün ücretler çünkü asgari ücrete bağlı. Dolayısıyla asgari ücret Temmuz'da artırılmazsa eğer ki hükümet bu konuda ısrarlı, o zaman kimsenin ücreti de artmayacak. Yani örneğin özel sektörde sendikasız çalışan milyonlarca çalışan da ücret artmayacak. Çünkü herkes asgari ücrete bakıyor. Dolayısıyla hükümet ne diyor şu anda? Maliye Bakanı, ekonomi yönetimi, enflasyon yüksek, enflasyonu düşüreceğiz ve enflasyonu ücretleri baskılayarak, talebi baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Şimdi ben bir sağlıkçıyım. Eğer siz bir konuda teşhisi yanlış koyarsanız tedaviniz de yanlış olur. Enflasyonu yükselten şey bugün yüksek enflasyon nedeni ücretler değil ki. Bugün Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeni, bunu herkes söylüyor. İşte aşırı karlar, döviz krizi ve dolarizasyon ve işte bazı arz problemleridir. Dolayısıyla siz enflasyonu düşürmek için ücretleri baskılayacağım dediğinizde, asgari ücreti, bütün ücretleri, emekli aylıklarını iyice düşürdüğünüzde, artırmadığınızda hem enflasyonu düşüremezsiniz hem de milyonları açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakmış olursunuz. Dolayısıyla bütün bu tercihlerin değişmesi lazım. Biz disk olarak o yüzden hani 2 yıldır gelirde adalet, vergide adalet mücadelesi veriyoruz. Bütün mücadelemiz, bütün programlarımız bu. Geçtiğimiz hafta diğer iki konfederasyonla ortak yaptığımız açıklamada da bunun altını çizdik. Epey bir zaman sonra ilk kez bir araya geldik ve hani bu konuda özellikle bizim vergide adalet talebimizin, gelirde adalet talebimizin,
sizin işte asgari ücretten sendikal haklara kadar asgari müştereklerde buluştuğumuz bir ortak açıklama yaptık. Çünkü bu gerçekten milyonların meselesi. Biz risk olarak bu mücadeleyi sürdürmeye, büyütmeye de kararlıyız. Ve sadece sendikalı işçiler ya da üyemiz olan işçi arkadaşlarımızla değil, bütün eylemlerimizi, etkinliklerimizi, bütün bu mücadelemizi sendikalı sendikasız tüm işçileri, emeklileri, işte işsizleri, kadınları, gençleri, yani emeğine sahip çıkan herkese çağrı yaparak yürütüyoruz. Ve gördük ki bu taleplerin, bu mücadelenin gerçekten çok büyük bir toplumsal karşılığı var. Tamam, yani İstanbul'dan Ankara'ya çok büyük bir toplumsal karşılığı var. İktidarı destekleyen, mevcut siyasi iktidara gönül vermiş, oy vermiş herkesin de aslında bu talepleri benimsediği, sahiplendiği bir gerçek durumu yaşıyoruz. Çünkü herkes evine giderken herkes, bir somun ekmek almak durumunda. Aynen öyle. Herkes aynı pahalılıktan, hayat pahalılığından muzdarip. Bu hepimiz bu sürecin mağduruyuz. Dolayısıyla bu tercihlerin değişmesi gerektiğini artık herkes görüyor. İstanbul'dan Ankara'ya yürürken bir hafta boyunca örneğin işte iktidar partisine çok yüksek oy vererek destek vermiş yerlerde, il merkezleri, ilçe merkezlerinden geçerken bile gördük ki balkonlarından herkes el sallıyor, koşarak iniyorlar, işte bir bardak su veriyorlar veya işte yanınızdayız diyorlar vesaire. Yani bu mücadelenin, bu taleplerin çok büyük bir toplumsal karşılığı var. O nedenle yapılması gereken çok net. Yani bütün bu tercihlerin değişmesine dönük somut adımlar atılacak. Yani bunun çok somut adımları da yani çok net ifade ediyoruz. Örneğin işte Türkiye'yi bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarmak için işte teşmil gibi mekanizmalar var. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıralım diyoruz. Toplu sözleşme kapsamını genişletelim diyoruz. Asgari ücret belirlenirken örneğin işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmeli. Hala Türkiye'de tek bir işçi üzerinden belirleniyor. Bunu değiştirelim diyoruz. En düşük emekli aylığını en azından asgari ücret düzeyine yükseltelim ve hepsini onun üzerinden belirleyelim diyoruz. Adaletli bir vergi sistemi için. Çünkü vergide adalet olmadan gelir de adalet olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Yani dolaylı vergi, hani bir kilo domates aldığımız zaman en zengininde, en yoksulunda, işçinin de patronun da aynı oranda ödediği vergi, bugün devletin topladığı vergilerin 1/4'üne neredeyse %70'ini geçti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bir ülkede dolaylı vergilerin oranı ne kadar yüksekse, o ülkede vergi adaletsizliği o kadar büyüktür. O yüzden temel tüketim maddeleri, elektrik, su, doğalgaz, iletişim, gıda, bütün bunlarda KDV en azından sıfır olmalı ama en azından %1'e indirin diyoruz. Dolaylı vergilerin oranını düşürelim diyoruz. Vergi dilimlerini doğru düzgün belirleyelim. Hani devletin bütün harçlar için yaptığı yeniden değerleme oranı kadar artıralım da hemen daha yılın 3. 4. ayında çalışanlar bir üst vergi dilimine girip ücretleri düşmesin diyoruz. İlk vergi dilimini %10'a düşürelim diyoruz. 2009 yılından beri bu ülkede işverenlere verilen 5 puan SGK prim desteğini işçilere de verelim diyoruz. Emekli aylıkları dediğim gibi yine en düşük emekli aylığını en azından asgari ücret düzeyine yükseltelim diyoruz. Yani bölüşümdeki bu adaletsizliği ortadan kaldıracak son derece somut, basit atılacak adımlar var ve bunların sonuçlarını da çok hızla göreceğiz. Tabii enflasyonla mücadele açısından da gerçek bir mücadeleye ihtiyaç var. Ücretleri baskılayıp kimse hiçbir şey almayınca enflasyon düşecek gibi bir ilkel mantıktan tabii ki kurtulup üretime dayalı bir ekonomik politika, yani kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politika, bu aşırı şirket karlarını baskılayacak bir politika ve hani anayasamızın 73. maddesinde çok açık yazdığı gibi, evet hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, hepimiz vergi vermekle yükümlüyüz ama herkes gelirine göre vergi verecek diyor anayasamız. Dolayısıyla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi kuralım. Yani sermayenin 3-5 tane şirketin trilyonluk vergileri bu ülkede bir gecede bir imzayla sıfırlanıyor, yok sayılıyor ama öbür taraftan işte dar gelirliden, işçiden, emekliden alabildiğine bir vergi alınıyor. Şimdi vergi yasası şu an mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Arkadaşlarımız oradalar. Bir vergi paketi getirildi. Bizim önerdiğimiz ve meclise, bu İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek meclise bir kanun teklifi olarak da sunduğumuz ve iktidar muhalefet bütün partilerin genel başkanlarıyla tek tek görüşerek anlattığımız, olması gereken adaletli bir vergi sistemi için hiçbir madde yok. Ama bakıyoruz ki işte mecliste şu an bir vergi paketi konuşuluyor. Yani bütün mesele aslında tercihlerde, özetle. Ben tercihlerin arada değişmesi lazım. Haluk Hocam'a geçmeden çok kısaca merak ettiğim bir şeyi de hemen soracağım. Siz yürürken İstanbul'dan Ankara'ya
Ankara'ya her kesimden destek aldığınız söylediniz. Ankara'da oturduğunuz masada da iktidara yakın bir sendikanın da o masada oturduğunu gördük. Mesela AKİŞ yine aynı şeyde mi, eksende mi buluşuldu? Şöyle, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşümüzü biz Ekim ayında özellikle Ankara'da Ulus Meydanı'nda büyük bir mitingle tamamladık. Evet. Ve sonra meclise gittik. Hayır, herkesinden orada destek şimdi aldığınızı geçen hafta söylediniz. İşte yaptığımız tabii çok doğru. Evet. Hani geçen hafta da yaptığımız açıklamada evet, Türk İş'inde, Hak İş'inde genel başkanların olduğu ve hepimizin imzasının, üç konfederasyonun imzasının olduğu bir metni paylaştık. Aynı zeminde nasıl buluştuğunuzu merak edin. Şöyle, çünkü bu talepler gerçekten çok büyük bir toplumsal karşılığa sahip. Yani bugün Türk İş üyesi olan, Hak İş üyesi olan işçi arkadaşlarımız da aynı sorunları yaşıyor ve aynı talepleri, hedefleri paylaşıyor. Sendikasızlığa mahkum edilmiş milyonlarca işçi de aynı şekilde. Dolayısıyla konfederasyonları da bir araya getiren bu ekonomik politikaların yarattığı yıkım ve işçilerin, hani hangi sendikanın üyesi olursa olsun veya sendikasız işçilerin, bu taleplerde buluşması oldu. Şimdiden sonra da böyle devam edecek mi bu dayanışma? Yani bunu tabii önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Çünkü mesele sadece gerçekten ortak bir açıklama yapmak değil, bu sözün arkasında durmak, bunun mücadelesini vermek. Ama ben DİSK adına en azından şunu söyleyebilirim ki, 2 yıldır yürüttüğümüz gelirde adalet, vergide adalet mücadelesini biz önümüzdeki günlerde daha da yükselterek ve adaletli bir vergi sistemi için meclise sunduğumuz yasa teklifinin yasalaşması için bütün siyasi partilere baskı yapmaya da devam edeceğiz. İş yerlerinden alanlara, meydanlara kadar ve üretimden gelen gücümüzü gerektiğinde kullanmaya kadar da bu mücadeleyi büyütmeye biz kararlıyız. Hı hı. Diliyoruz ki diğer bütün emek örgütleri, konfederasyonlar, memur sendikaları, diğer demokratik kitle örgütleri, emekten yana bütün siyasi partiler, yani toplumun bütün bu süreçten mağdur olan tüm kesimleriyle beraber bu mücadeleyi büyütelim. Çünkü gerçekten hepimizin meselesi, milyonların meselesi ve deyim yerindeyse memleket meselesi aslında memleket konuştuğumuz meselesi. Şey. Haluk Hocam, şimdi bu noktada ben şöyle bir yanını, biz yanı konusunda bizi aydınlatmanızı isteyeceğim sizden. Bir yanda evet, TÜİK'in az önce açıkladığınız verileri üzerinden belirlenen bir takım oranlar var ama bundan ibaret değil. Ücretlerde açılan makas giderek büyüyor. Örneğin işte kamu çalışanlarına yapılan seyyanen zam, emeklilere yapılmıyor, aradaki makas büyüyor. Emekli olmadan önce üst tavandan prim ödeyen ya da daha yüksek prim ödeyen emekliler seyyanen zam almadıkları halde işte taban, yani bir yandan en düşük maaşı alan emekli memnun değil ama o en düşük emekli maaşı yükseliyor fakat diğeri yukarıda sabit duruyor, o aradaki makas da kapanıyor. Gelir makası ya açılıyor ya çok kapanıyor, daralıyor. Bir sistemde bozuluyor gibi görünüyor, bilmiyorum buradan bakınca. Bu bir sonraki aşamada bizi ne bekliyor? Yani çalışanları ne bekliyor bizi derken? Şimdi aslında bunu emeklilik çalışan meselesine sıkıştırmaktansa daha da genişletmekten yanayım ben. Sayın Arzu Hanım'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. Çok doğru, çok doğru bir hat üzerinde çok keskinleşmiş bir sınıf mücadelesinin tam içerisindeyiz. Ben bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugünleri 20. yüzyılın başındaki o romanesk, yine sınıf mücadelesinin çok keskinleşmiş olduğu dönemle karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o dönemle bugün içinde bulunduğumuz dönemin en temel farkı, bugünkü sınıf mücadelesinin aynı zamanda ekosistem açısından ve insan toplum açısından küresel düzeyde bir varlık yokluk mücadelesi haline dönüşmüş olmasıdır. Neden böyle diyorum? Çünkü bizim bu günlük hayatı içerisinde genellikle göz ardı ettiğimiz, geçerken değindiğimiz iki tane büyük temel problem var. Onlar aslında bütün meseleleri, bu alışılmadık görüntüleri ortaya çıkartıyor. İki dip dalga diyebiliriz buna. Bir tanesi ekolojik kriz, iklim yıkımıyla kendisini gösteren ekolojik kriz. Bu son derece önemli. Bir o kadar hercümerç oluşmuş durumda ki IMF'in, IMF'nin Mart 2024'teki yayın organında iktisadi düşünce işte niye böyle her şey zayıf kaldı, açıklayamaz duruma düştü diye 6 tane Nobel'li bilim insanını sormuşlar. Bunlardan bir tanesi Angus Deaton, biliyorsunuz diyor, ben ana akım iktisatçıyım.
diyor ama öyle bir eleştiriler getiriyor ki bu getirdiği eleştirilerin sonunda işte şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Korkarım bunu piyasa mekanizması içerisinde çözmemiz mümkün değil diyor. Niye böyle konuşuyor? Bir, çünkü bu ekolojik 19. yüzyılda iktisadi düşünce modellerine doğayı metalaştırarak yaklaştığı için doğal kaynaklara bir kısıt koymamıştır. Şimdi kısıt koymayınca sonsuz büyüme olacağını düşünüyoruz. Sonsuz büyüme olunca da hep şu teraneyi söylerler. İşte tamam bazıları da az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor ama birazcık daha sabır. Bakın çok iyi olacak ileride falan. Şimdi bu doğru değil. Çünkü Dünya Günü diye bir gün var biliyorsunuz. Şu sıralarda 2024 Dünya Günü açıklanmış olması gerekiyor. Temmuz'un ilk yarısında yani doluyor. Bu şu anlama geliyor. Bugünden itibaren gerçekleştirilen her üretim gelecek kuşakların refahından transferdir, çalmadır. Çünkü bugünden sonra yapılan üretimi dünyanın kendi kaynaklarıyla sürdürülebilir bir şekilde beslemesi mümkün değil. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman bölüşüm meselesine odaklanmamız gerekiyor. Angus Deaton da bölüşüm çalışan birisi. Eşitsizliklerin ulaştığı bu seviye kabul edilebilir bir seviye değildir. Ahlak dışıdır diyor ve bunu IMF'in yayın organında yazıyor. Şimdi dolayısıyla son derece haklı, meşru bir temelimiz var. İkinci dip dalga teknoloji. Teknolojinin üretim sürecinde yarattığı büyük dönüşüm, canlı emeğin üretim sürecinin dışına sürülmesi, öyle yine ana akım iktisadın diline pelesenk olmuş yaratıcı yıkım. Yani bugün işsiz kalıyor ama biraz bunları eğitirsek, biraz da farklı vasıflar kazandırırsak, çok şahane işlerde çalışacaklar falan gibi bir terane yanlış. Nereden biliyoruz? Bu pazartesi ana akım iktisadın Kâbesi sayılacak olan National Bureau of Economic Research'ta yayınlanan uygulamalı bir çalışma bize gösteriyor ki 2000-2016, bakın daha yapay zekanın falan devreye girmediği bir periyottan bahsediyoruz. Dönemde teknolojiden dolayı ortaya çıkan bir mobilite, yani işini kaybedenlerin başka tarafa geçmesi ancak kendi ücretini koruyarak veya daha düşük ücrette çalışmayı kabul ederek mümkün olabiliyor. Bu iki kategoride ile karşılaşma olasılığı yükseliyor. Onun arkasından gelen yapay zeka teknolojisi ise jeneratif genel anlamda, yani artık ana akım iktisatçıların pek çok çalışması yaratıcı yıkım diye bir şeyin söz konusu olmadığını Daran Acemoğlu'nun son kitabında da bu şekilde teknolojik gelişmenin eğer kuvvetli bir regülasyona tabi tutulmazsa yaratacağı toplumsal sorunların altından kalkmak mümkün değildir diyor. Şimdi bu çerçevede burada tabii şöyle bir problem var. Yani kapitalizmin sınırları içerisinde kalarak çözülebilecek bir problem olmaktan çıktı bu. Neden? Çünkü teknolojik gelişme emek veriminde o kadar yüksek artışlar yaratmış durumda ki esasında bizim çalışma haftasını son derece düşürmemiz, gelirleri koruyarak son derece düşürmemiz mümkün. Ama böyle bir eğilim görülmüyor. Keynes de bunu zamanında söylemişti, 100 yıl önce söylemişti. O günden bugüne ortaya çıkan gelişmelere karşın çalışma sürelerinde bir azalma olmadı. O yüzden bizim çalışma sürelerimiz artıyor ama gelirimiz düşüyor hocam, tam tersine. Evet, Arzu Hanım'ın bahsettiği şey bu işte. Yani toplam gayri safi yurt içi hasıla içerisinde emeğin payı sürekli azalıyor Türkiye'de ve diğer ülkelerde. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir problem değil, küresel bir mesele. Şimdi bunun nedeni de işte o teknolojik gelişme. Aslında fiilen bolluk toplumunun, komünizmin altyapısını oluşturmuştur. Ama bir iktidar problemi. Dolayısıyla aslında sorun bu sınıf mücadelesindeki bu kadar yüksek keskinleşme bu nedenle ortaya çıkmış durumda. Şimdi geriye doğru baktığımızda neoliberal dönemi aslında üçe ayırıyorum ben. Üç evresi olduğunu düşünüyorum. Bu aslında işte zaten bugün içinde bulunduğumuz ve yüksek eşitsizlikleri ancak ve ancak büyük baskılarla, katliamlarla sürdürebileceklerini fark eden egemen sınıfın bir bloğunun kendi egemenliğini pekiştirme işlevi gördüğünü düşünüyorum.
İlkinde dediler ki devletin ekonomik faaliyette bulunması, mal üretmesi, hizmet üretmesi piyasaları bozuyor. Ne yapacağız? Özelleştirme yapalım. Özelleştirmeyi yaptık, devlet buradan şey yaptı. Böylece devletin piyasaların anarşik karakterini regüle etme doğrultusunda kullanabileceği en önemli araç eline alalım. İkinci evre temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi. Bu temel kamu hizmetleri adı üzerinde kamu hizmeti, eğitim, sağlık, elektrik dağıtımı, su dağıtımı gibi. Bu kapitalizmin bence en yüksek aşaması sayılan, sayılması gereken sosyal refah devletinin alameti farikasıydı. Burada bir özelleştirme söz konusu oldu. Olağanüstü yüksek eşitsizliklerin ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Şimdi üçüncü evredeyiz. Üçüncü evre kamusal insanın bizatihi kendisinin yani yurttaşın ortadan kaldırılmasıdır, özelleştirilmesidir. Yurttaşın kendisine ifade edebildiği alan kamu karar süreçlerine katılımla gerçekleşir. Şimdi bakalım siyaset dediğimiz ne? Kamusal katılımın en yüksek evresi, zirvesidir değil mi? Peki siyaset nasıl gerçekleşiyor? Anket firmaları, danışmanlar, onlar bunlar. Kim yok? Halk yok. Yani işin öznesi sahibi burada yok zaten. Sürülmüş durumda. Siyasi partilerse müşteriyle satıcı arasında alışverişin gerçekleştiği bir AVM'ye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bizim problemimiz gerçekten Arzu Hanım'ın bahsettiği gibi meşruiyet temeli geniş olan, insani olan, insanla da sınırlı değil, ekolojik sistemin devam etmesini sağlamak gibi bir görevi de üstlenmesi gereken ve bu anlamda da meşruiyet sınırlarını genişleten son derece haklı ve son mücadeledir. Artık burada ya başarılı olacağız, başka bir topluma geçeceğiz, daha hakkaniyetli, adil bir topluma geçeceğiz ve hayatımıza devam edeceğiz veya alternatifi büyük bir yıkım, Mad Max dünyası. Yavaş yavaş sonuna geldik. Ben kısa kısa bir değerlendirme alacağım. Özellikle son bölümde söylediği Haluk Hoca'nın son derece önemli ve biz de programa girmeden kısa bir süre önce benzer bir şey konuşuyorduk sizinle. Herkes var ama siyasetin içinde bizzat halkın kendisi yok. Alana baktığınızda da halkın kendisini görmüyorsunuz artık. Çünkü 70'li yılları hatırlayın, o tarihte 1 Mayıs olduğunda işçi sınıfı olurdu her yerde. Şimdi de var ama aynı mı diye baktığınız zaman işçi nerede? Haklarını talep eden işçi yok. Öğrenci nerede? Haklarını talep eden öğrenci yok. İşte emekli geçinemiyor. Biz diyoruz, biz konuşuyoruz burada ama emekliler nerede? Biz ayağına gidip mikrofon uzattığımızda konuştukları zaman dışında nerede? Gibi baktığınız zaman yani hiçbir kesim kendi sorununa sahip çıkacak şekilde ortada da değil. Değil mi? Bu sorunun aslında ya da bu tespitinizin bence iki tane iki boyutu var. Birincisi tabii ki daha neoliberal dönemle birlikte başlayan bir örgütsüzleştirme saldırısı aynı zamanda. Çünkü gerçekten başta işçi sınıfı olmak üzere yani neoliberal politikanın ya da stratejinin işte 20. yüzyılın son çeyreğinde bir sermaye stratejisi olarak gündeme geldi ve temel hedefi aslında işçi sınıfının her düzeydeki örgütlenmelerini hem ekonomik demokratik mücadele örgütleri olarak sendikalarını, işçi sınıfı partilerini, işçi sınıfı devletlerini ortadan kaldırmaya ve bir daha tarih sahnesine çıkmamak üzere ortadan kaldırmaya dönük bir stratejiden elveda proletarya tezleri filan. Şimdi zamanımız çok kısa ama esas olarak şu an hakikaten işçi sınıfı başta olmak üzere toplumun, halkın örgütsüz hale getirilmesi bunun bir boyutu. Ama ikinci boyutu da biraz önce Haluk Hocam'ın özellikle son söylediği şey son derece önemli. Yani siyasetin artık siyaset dediğimiz şey bugün Türkiye'de, dünyada da böyle ama biz daha dramatik yaşıyoruz. Siyasi partilerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dört duvarı arasında geçen bir konuymuş gibi, çok sınırlı sayıda bir insanın içinde olduğu, aktörü olduğu bir süreç gibi yaşanıyor. Oysa biz
son dönemlerde özellikle çok söylüyoruz. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin, Brecht'in şiirine de atıfta evet. bulunarak, demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz diyoruz. O yüzden bir taraftan emek mücadelesi, evet gelirde adalet, vergide adalet diyoruz ama öbür taraftan da demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ve siyasetten de demokrasiden de 5 yılda bir önümüze bir sandık konulup hadi git burada oy kullanın. İşte siyasete de katıldınız. Demokrasi de bu diye sunulan daha şeyin aslında demokrasi ki. Olmadığını. Evet. Demokrasi hayatın her anında ve her alanında. Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün bir toplumun, halkın karar mekanizmalarına katılabilmesi, bunun güvence altında olması, bunun sürekliliğinin sağlanması demek her şeyden önce. İşçi sınıfı açısından demokrasi ya da siyasete katılmaksa kendi öz örgütleri olan sendikalarda örgütlenebilme, sendikalı olmak, sendikalı işçi sayısının artması ve işçilerin başta kendi hayatları ve tabii ki ülkedeki bütün süreçleri hakkında söz ve karar sahibi olmasının önündeki engellerin kaldırılması demek. Hani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına geçtik. İşte ikinci yüzyıl çok şey konuşuyoruz. Şimdi Cumhuriyet halkın egemenliği ve halk toplumun egemenliği. Bugün toplumun 1/4'ü ücretiyle geçiniyor. Dolayısıyla işçi sınıfı olmadan Cumhuriyet olmaz. İşçi sınıfı örgütlü olmadan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı da olmaz. Yani Cumhuriyet'i adıyla beraber adına uygun bir biçimde geleceğe taşıyacak olan en temel güç örgütlü bir işçi sınıfı olmak zorundadır diyoruz ve biz ikinci yüzyıl bildirgemizi de bu temel eksen üzerinden şekillendirdik ve bütün işte işçi arkadaşlarımızla toplumla paylaştık. Dolayısıyla hocamızın son noktada getirdiği yani o neoliberal dönemin üç evresi diye tarif ettiği süreçte bugün hakikaten hani bir yurttaş olma, eşit yurttaş hakkının ortadan kalkmasından tümüyle bütün karar mekanizmalarının siyasetin dışında bırakılmış bir toplum ve bu toplumun çok önemli bir parçası olarak da işçi sınıfı var ve yaratılmak isteniyor. Bu kalıcı hale getirilmek isteniyor. Aslında bizim verdiğimiz mücadele hani sendikalaşmanın önündeki engeller kalksın, sendikal haklarımızı kullanabilelim, alanlarda kendimizi ifade edebilelim, o bütün katılım mekanizmalarının önündeki engelleri kaldıralım derken aslında esas olarak bir siyasete katılımı, söz ve karar sahibi olabilmeyi ve esas olarak da bir demokrasi mücadelesini tarif ediyoruz. Çünkü gerçekten de bugün bütün hak sorunlarımızın kalıcı çözümü ve haklarımızın kalıcı hale gelebilmesinin yolu gerçek bir demokrasiden geçiyor. Yani işte demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, eşitliğin, adaletin, barışın, kardeşliğin sağlandığı, ürettiğimiz değerin hakça bölüşüldüğü bir ülke. Biz buna emeğin Türkiye'si diyoruz ve bunun mücadelesi veriyoruz. Evet, son sözlerinizi sizin de alayım Haluk Hocam. Dediğim gibi sürenin sonuna geldik. Olabildiğince kısa ve öz bir son değerlendirme alayım sizden de. Evet, yani ben de Arzu Hanım'a katılıyorum. Bunu bütün yurttaşlara genişletecek bir siyasi mücadele hattını tutmamız gerekiyor. Burada kendi öz örgütlenmemizi, yani bu illa bir siyasi parti çerçevesinde değil. Bütün kamusal katı. Bugün mesela adalete bak, değil mi? Cebinizde parası olan kararı istediği gibi. Yani aslında adalet de özelleştirilmiş. Piyasalaştırılmış. Dolayısıyla bütün bunları geri kazanmamız yaşamsal bir gereklilik. Bunun için de mümkün en geniş koalisyonu kuracak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden orada masada birden fazla sendikanın bulunmasını son derece önemsiyorum. Ve Arzu Hanım'a bu mücadele ve Arzu Hanım şahsında DİSK'e bu mücadelesinde de başarılar diliyorum. Elimizden ne geliyorsa biz de elbette ortaya koyacağız. Çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için Haluk Hocam ve siz de stüdyoda aynı şekilde. Evet, geçim derdiydi açık oturumun 449. bölümünün konusu. Gelecek hafta yine bir başka konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.